İmzalayın şunları. Madem soyadımızın kıymetini bilemedin, onun sana sağlayacağı her şeyden vazgeçeceksin. Soyadınız bana acıdan başka hiçbir şey sağlamadı. Seyran. İmzala sen de. Hadi.
düş peşime. Baban bekliyor. Defol şimdi. Hak ettiğin insanlarla hak ettiğin gibi yaşa. Kızım, yavrum iyi misin? Bir yerine bir şey ettiler mi? İyiyim baba. Lan senin ne işin var lan burada? Oğlum gebertirim lan seni. Şişirin lan. Gebertirim seni. Dur lütfen. O bırak. Ferit. Ferit. Bırak. Ferit dur. Dur. Ferit erken. Dur. Sakın. Sakın. Dur. Sakın. Halis ağa. Anladık. Babası dekor gibi duruyor ama... torununun sesi senin sesini bastırır olmuş. Bilseydik senden değil, desturu ondan alırdık, gelirdik. Kesin lan! Kes! Hayır! Dur! Derin! Tek kelime etmeyeceksin. Siz de aldığınız emanetinizi, sözün acısını duymayı beklemeden gidin. Bunların hesabını soracağım size. Kızıma ettiklerinizin hesabını tek tek mahkemede vereceğin bilesin. Kızına hem ederinden fazla değer vermişiz... hem ederinden fazla fiyat biçmişiz. Sakın ola, benden aldıklarının dışında daha fazla kopartabileceğini sanma. İkisi de boşanma evrakını imzaladı. Bitti gitti bu iş. Bir daha sakın ola şu kapıdan içeriye adımını atayım deme. Doğru mu diye? Sağ mı? Doğru baba. Saffet ağa. Sen de... hangi itin önüne düşeceğinin hesabını yap, ona göre çık karşıma çıkacaksan. Bunca sene bekledikten sonra sebep diye bula bula bunları mı buldun? Ağa, andolsun ben bu hesabı ahirete bırakmıştım. Ama madem sen çekinmeden, gocunmadan bu aileye... karışmaya yüz buldun. Amel defterimiz dürülmeden bu hesabı göreceğiz. Göreceğiz ha. Hadi. Zarar vermediler değil mi? Lan senin o elini... Ferit! Gebertirim lan seni! Ferit! Ferit, Ferit ne yapıyorsun? Bırak! Buraya gel! Ferit tamam! Ferit! Yeter! Tutun şunu. Halis ağa bu Ferit olan koskoca Halis ağayı ev sütü yapmış. He? Lafın geçmiyor mu? O ağzından çıkan lafı kulağın duysun. Yoksa o kulağını keser. Eline veririm senin. Derhal gidin evimden. Derhal. Yoksa elimden bir kaza çıkacak az kaldı. Haysiyetsiz. Gidiyoruz Halis ağa. Gidiyoruz. Ama şunu... göresin ki torununa hiç edep, ahlak öğretememişsin. Hem destursuz ev basar,
hem destur verip gelmiş misafiri kovar. Gerçi senden fazlasını beklemek hataydı. Madem sen racon nedir unuttun, bundan böyle bizden de bekleyemezsin. Kapatın kapıyı. Beni kimlerin önünde nasıl durumlara düşürüyorsun sen? Hiç mi ataya saygın yok? Ben sustuğum zamanlarda konuşmak sana mı kalmış? Densiz! Ferit. 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 Abicim gel otur şuraya bir sakin ol. Gel. Dalga mı geçiyorsun abi sen benimle? Ya benden sonra sattıkları adam karımı alıp evden götürdü ya. Ve dedem de buna izin verdi. Üstüne bir de bağırdı bana. Ne sakin olacağım ya? Yeter. Kes artık Ferit. Tamam hepimiz gerginiz. Bütün bunların neden olduğunu senin yüzüne vurmak istemiyoruz ama sabrımızı zorlama. Sabrınızı zorlamayayım. Hı? Ah benim canım babam. Çok mu zorlandın sen? Ferit. Ha? Ha babacığım? İncilerin mi döküldü senin? Aman ha bak. Aman diyeyim şimdi ceketinin düğmesi falan kopar şimdi bir de onunla uğraşamayız ha. Ha babacığım o eşkıya tipli Saffet ha. O kadar haklı ki biliyor musun? Baban diyor dekor gibi duruyor orada diyor. Ağzını açıp tek kelime edemedin be. Tek kelime. Sen kimin yüzüne neyi vurmaktan bahsediyorsun baba? Neredesin baba sen? Benim babam nerede ya söylesene bana. Neden sahip çıkmıyorsun sen oğluna? Sen misin babam, dedem mi? Ne oluyor ya? Sesin koridordan geliyor Ferit. Ne oldu? Biri bana bir şey söyleyebilir mi? Oğlunun bana bir babalık dersi vermediği kalmıştı. Sağ olsun şu anda onu yapıyor. Keşke! Keşke sana o dersi verebilsem de... Sen de iyi bir baba olmayı becerebilsen baba. Keşke koruyabilsen oğlunu. Keşke ağzını açıp bir şey desen baba. Sahip çıkabilsen oğluna. Ya benim karımı hepinizin gözü önünde alıp götürdüler buradan. Biriniz ya. Biriniz ağzını açıp hiçbir şey diyemedi. Sakin. Lütfen. Olmayacağım. Var mı ötesi? Olmayacağım anne. Yeter. Kesilsin artık. Bak, yine beceremedim. Ders vermeye çalıştım ama
Sen yine anlamadın. Benim bahsettiğim babalık bu değil. Belki bir gün çok iyi bir baba olacaksın ama işten geçmiş olacak. Baba. Ferit. İyi misin? Ne oldu? Sakin ol. Çekil önünden yenge. Acelem var. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Doğru konuş benimle. Nereye gidiyorsun dedim. İçmeye gidiyorum. İçmeye gidiyorum yenge. Eğlenmeye gidiyorum eski günlerdeki gibi. Var mı itirazın? Kafa dağıtmaya gidiyorum. Hatta eskisinden daha fazla dağıtmaya gidiyorum. Ha? Var mı itiraz yenge? Bak dedemin odası orada. Hadi koş. Koşsana yanına. Koş şikayet et. Ağam ne? Eski Ferit'ten beteri geri dönmüş. Ağam ne? Hadi yenge. Hadi koş. Koş söyle. Git. Niye duruyorsun ya? Gitsene. Hı? Zerrin'le yaptığın İşbirliği yüzünden bu hale geldiğini de söyle ama. Göğsünü aça aça. Başardım ağam. Başardım ağam de. Tamam mı? Tamam, sakin ol. Sen şu anda her şeyi yanlış görüyorsun sadece. Ben merak ettim o kadar. Merak etme beni. Beni artık merak etmeyin. Bu evde kimse artık beni merak etmesin. Yasaklıyorum sizi. Bitti. Yok merak falan. İstemiyorum. Hadi artık ya. Kaç dakikası kaldı bunun? 2 dakikası daha var. Ama bana şimdiden çok iyi geldi. He. Yalnız o maskeden değildir. Böyle kendinle ilgilenmeye başladın, kendini sevmeye başladın ya. Ondan o. Aferin. Aynen böyle benim güzel kızım. O ilk geldiğimdeki hali neydi öyle ya? Ölü balık gibi bakıyordun. Gözünün feri kaçmıştı sanki. İfakat Hanım arıyor. Aa, ver bakayım. Alo İfakatçığım. Nasılsınız? Vallahi biz iyiyiz. Haberler sende. Uzun uzun anlatamayacağım şimdi. Sonra detayları konuşuruz. Ne oldu gazeteci işi? Hallettik. Sizin evin önünde pusuya yatmıştır çoktan. Bütün hafta boyunca tek işi Ferit olacak. Güzel. Ara haber ver. Ferit dağıtmaya çıktı. Fırsatı kullansın, takip etsin. Bu çok güzel haber. Peki ben Pelin'i de yollayayım mı? Olur. Ferit'in sinirleri çok bozuk. Yani söyle kızına aklını kullansın. O gece bu gece olabilir yani. Tamam canım. Öpüyorum seni çok. Ne oluyor? Kalk kalk kalk. Hazırlan, elini yüzünü yıka, dışarı çıkıyorsun. Nereye? Ferit eğlenmeye çıkıyormuş bu akşam. Sinirleri de çok bozukmuş. Yani belli ki dağıtacak. Sen de buna engel olacaksın. O sırada ben de Taylan'ı arayacağım. O zaman hazırlanayım. Hadi. Ben. Ne yiyeceğim? Ne bileyim, çok güzel açık bir şeyler giy. Hey! İyi misin oğlum? İyiyim. İyiyim. Çok iyi olacağım abi. O kadar iyi olacağım ki. Bu Seyran da görecek. Babamlar da görecek. Hayatıma karışmadığı sürece o kadar iyi olduğumu herkes görecek ki. Sen de göreceksin. Kapış. Şey oğlum iyi ol tabii ben de isterim de. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Kafa dağıtmaya. Sabaha kadar. Haydi. Beni öyle bir yere götür ki abi. Kopalım, coşalım. Öyle bir yer olsun tamam mı? Thank you.
Kızım. Gülüm. Bir bana de bakayım sen, bunlar sana ne imzaladılar ha? Seyran, Seyran. Sana diyeyim, konuşsana. Kızı zaten zorla kaçırdılar. Çaresizlikten önüne ne koydularsa imzalamıştır. Boşanma evrakları ve muvafakatname gibi bir şey. İnceleyemedim. İnceleyemedin ha? E söyleseydin beklerdik. Neticede Boğaz manzaralı ev ha. Aklına yatıp yatmadığını inceleyemedin mi? Kazım, boş ver sen ne imzaladığın. Kızını borçlu çıkaracak değiller ya. Ağam, bu koronlardan her şey beklenir ha. Her şey beklenir ha. Sen boş ver artık. Ben varım arkanda. Onları senden bir sakındığını yüz veririm ben sana. İçin rahat olsun. Kızı mağdur etmeyiz. Ağam, benim parayla pulla bir işim yok ha. Benim hesabım başka. Başka. Senin de bu Halis Kur'an'la hesabın başka gibi görünüyor ya. Bir şeyler dedin ama ben tam anlayamadım. Anlamını istesem oturur anlatırdım. Sen işin sonucuna bak. Kızın sağ, sen selamet. Dediğimiz gibi girdik, aldık emanetimizi. Gidiyoruz işte. Bu gece böyle hayırla kapansın artık. Ne oluyor size? Ferit'in hali neydi öyle? Deli danalar gibi atıyor kendini dışarı. Biri bir şey söylemeyecek mi? Ferit'le babam gerildiler biraz. Yani tokat atmak biraz gerilmekten daha fazla bir şeymiş gibi geldi bana ama. Tamam. Herkes gergin. Babayla oğul arasında olur öyle şeyler. Üzülmeyin. Ailecek bir sınavdan geçiyoruz. Elbette zor. Hatalarımız yok mu? Var. Ama bu zor günler gelecek güzel günlerin habercisi. Hakkımızda hayırlısını umalım. Ben bu fırtınadan da güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Orhan? Orhan nereye? Baba. Abla. Seyran, Seyran. Çok şükür Allah'ıma. İyisin değil mi kızım? He? İyiyim anne. Hey, hey, hey. Çekil yav, çekil. Ağama bir müsaade edin. Buyur ağa. Nerede kaldınız ya? Sabahtan beri sıkıntıdan patladım burada. Geldik Saffet, kör müsün? Çok şükür yeğenini sapasağlam getirdik Atış Hanım. Allah razı olsun, ne diyeyim? Seninki ağzını açamadı ha. Karşısında beni görünce dut yemiş bülbül gibiydi. Tövbe tövbe. Nereden benimki oğluymuş o? Şanlı Ağa'nın zamanında sizin eve girer çıkardı. Eski günlerini bilsen sen biliyorsun Hatice Hanım. Ya ondan dedik, hemen sinirlenme. Gerçi gençliğinden eser kalmamış. Bitmiş Halis Korhan. Aldığı her nefes emanet artık. Tövbe de doğru konuş. Oğlum Sultan Süleyman'a kalmayan dünya... Koranların Halis'e mi kalacak? Ya onu sen boş ver ha, boş ver. Sen şimdi ne edeceksin bana onu da ya? Kazım, nikah düşene kadar az daha sabredeceğiz. Sonrası düğün bayram kutlama işte. İnşallah, inşallah. Ama önce şu benim ufak torunun Suna kızımızla işini görelim. Nikahımızı hemen kıyalım. Kızım akraba olduğumuzu yedi alem bilsin. Çok doğru konuştun ağam.
Çok doğru konuştun. Bir kayfayı çek. Esma. Hatice Hanım'ın elinden olacaksa ne güzel olur. Doğru değil. Zaten benim halamın kayfası tüm Antep'te ünlüdür o. Haydi. İyi madem hiç böyle kalkalım. Hatice Hanım'ı da fazla yormayalım. Allah belalarını versin. Oyalı başların üstünü yıkasın inşallah. Kimse de çıkıp bir şey diyemedi abla, biliyor musun? Kimse hiçbir şey yapamadı. Gülgün anne, Asuman böyle sessizce oturup bizi izlediler ya. Seyrancığım tamam, sakin ol. Onlar hali sağdan çekindikleri için bir şey diyememişlerdir. Yani yoksa olacakları sen de biliyorsun. Bilmiyorum abla. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Of. Ah be Seyran ya. Ah be Seyran. Değdi mi pire için yorgan yakmanı? Değdi abla. Değdi. Eğer ben o belgeleri imzalamasaydım onları haklı çıkaracaktım. Sanki zorla değil de para için evlenmişim gibi olacaktı. Ya ne olacaktıysa olacaktı Seyran ya. Şimdi ne olacak peki? Ne sanıyorsun? Babam misafirler gittikten sonra yine delirecek. Ha, delirsin abla ya. Delirsin. En fazla daha bana ne yapabilir ki? Ne yapabilir bana babam ya? Ha? Öldürecek mi beni? İşine gelmez. Böyle hıncını çıkartana kadar döver işte en fazla. Ne yapacak ki? Alıştım artık. Eski bağışıklığım geri geldi. Merak etme. Dayanırım. Hep dayanmadık mı? Dayandık tabii, dayamadık. Kızlar, misafirler gidici, gelin bir kapıdan hoşça kal deyin de babanız kızmak için bahane etmesin. Onun bahaneye ihtiyacı mı var anne sence? Hadi. Her şey için teşekkürler efendim. Artık yabancımız sayılmazsın kızım. Efendi lafı bize yakışmaz. Öğren. Bundan sonra bana ağa diyeceksin. Sen hiç merak etme ağa. Ben gerekli uyarıyı yapar, ulağını çekerim ha. Bunu dediğin iyi oldu Kazım amca. Başlarına bir şey gelirse senden biliriz o zaman. İlahi abi ya. Yani babacığım orada ironi yapıyor. Gerçekten yapacak değil ya bunu. Abim işte. Ha, hala. Bunlar benim canım ha. Ben hiç canlarıma kıyar mıyım? İroni. Aman ha Kazım. Senin kızların benim de kızım sayılır. Ona göre ihtimam gösterirsin. Torunumun meraklanmasını istemem. Emrin olur ha. Görüşürüz. Ben bir Seyran'la bir şey konuşabilir miyim? Sana bütün bu yaşadıklarını unutturacağım. Mutluluktan aklın çıkacak. Yola çıktım, yeni baştım.
hedefim sağlam. İçerimden bu akşam, İçerimden bu akşam, İçerimden. İşte kazasız belasız halloldu. Ya sen ne dedin? Ya daha kaza bela yeni başlıyor. Benim gözlerimin içine bak, gözlerimin içine. Sen ne imzaladın? Boşanma evrakları baba. Başka. Bilmiyorum. Muvaffakatname dedin. Kız yoksa zorla mı imzalattılar? Tehdit mehdit mi var? Hayır, bile isteye imzaladım. Bile isteye imzaladın öyle mi? Peki ne diyeyim? O imzaladığın evrakta benim ileri zekalı güzeller güzeli kızım? Bütün doğmuş ve doğacak olan haklarımdan feragat ettiğim. Öyle mi? Peki bu ne demek? Biraz daha açıklar mısın ma? Yani onlardan hiçbir para pul, hiçbir şey istemediğimi kabul ediyorum demek oluyor. Bunu kendi özgür irade ve arzunla imzaladın öyle mi? Evet. Seyran, lan sen kimsin? Sen kimsin kendi iradenle böyle bir karar alırsın? Sen kimin parasını kime vereyim? Benim sağ onca döktüğüm emek, onca para ne olucu? Bununla ilgili bir fikrin var mı? Aldığın arsayla bu eve sayarsın işte. Misliyle karşılamıyor mu? Köpek! Lan seni... Dur! Baba Allah aşkına! Baba! Ya bırak! Sen görücün. Çabuk gidin. Kardeşin o da evde. Hadi. Eşe gelirdi bu. Kalk. Bırak Seyran odaya. Bırak kalkmayacağım. Seyran hadi odana. Odana Allah aşkına. Seyran kalk. Delirtme beni Seyran hadi. Kalkmayacağım. Hadi. Bırak ne yapacaksa yapsın ya. Bırak. Seyran odaya, diyorum. Seyran. Kalkmayacağım diyorum. Seyran, hadi kalk. Bu kardeşin odaya götürün. Seyran odaya. Hayır. Seyran odaya. Hayır. Allahsız kitap vurlar sizi. Dur. Lan ben sana göstereyim. Bırak onu çabuk. Aaa. Sen aklını kaçırdın herhalde. Mahpuslarda çürümek mi isteyin? Ulan deli çıkışın bu evde lan! Bu bayanlarla deli çıkışın bu evde! Ben ömrümü verdim, ömrümü! Onca para harcadım ben! Nasıl imzalar o eliyle, o evrağa? Ama ben onun eline ne yapacağımı bileyim. Ben onu bileyim ha! Bileyim! Çekil! Gel lan buraya! Ablacığım! Lan, halanıza dua edin lan. Halanıza dua edin son kez. Halanım, bu sana son merhametim. Bilesin. Çekil. Abla. Eğer var ya, tek bir yanlışınızı göreyim. Tek. Hepinizin azrail olurum. Bilesiz. Lan! Biz eskiden Ferit'le çok geliyorduk. Bütün gece Ferit anlatmayacaksın değil mi bana? Bak eğleneceğiz diye evden çıktım ona göre. Hayır, bak işte eğlenecek. Numaramı yaptın bana Ferit'i görmek için. Yok artık. Haberim yoktu. İkimiz de çok seviyoruz bu Risale değil mi ya? Hep tesadüf diyorsun yani. Belki de kader diyorum. Abi bak kimler gelmiş bak. Gel tanıştırayım seni gel. Ooo kankigiller hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. İyiyiz sen ne yapıyorsun?
Ha, ben Feriz. Süper, süper. Getir. Maşallah. Aa, yine uçuyorsun. Feriz sana hayran. Gel, seni bir yere götüreceğim, gel. Ne bakıyorsun? Dans et hadi. Dans et, dans et. Ne bakıyorsun hadi? Ferit ya. Hey, dans et diyorum sana. Dans et, hadi. Evet, evet, öyle. Evet. Elleri kaldır. Kaldır elleri. Süper. Süper. Gel bir tane, gel. Geç otur. Geç otur, yok bir şey. İyisin, vallahi iyisin, geçti. Bir şey yok, tamam? Seyran, Seyran kurban olayım. Bir şey de kızım, korkutma beni. İyisin değil mi kızım? Tamam. Geçti kızım, geçti. Ben gideyim şimdi. Babanız belki bir şey ister. Suna, ben çıktıktan sonra sen ne olur ne olmaz kapıyı arkamdan kilitle, tamam? Tamam. Ha. Oh Allah'ım ya. Ablacığım, bak bir tanem. Kapıyı da kilitledim, tamam. Güvendesin canım benim, güvendesin vallahi. Bak kapıyı kırsa anca girer, vallahi. Umurumda değil abla. Ben buraya dönerek her şeyi göze aldım zaten. Şikayet edecek halim yok. Of ablacığım ya. Ya değdi mi ya? Sen burada perişansın, Ferit orada perişan. Allah aşkına değdi mi ya? Ama perişanlığa fazla 10 gün sürer. Merak etme sen onu. Ne yaptın? Anam, babam, yap artık, hadi. Kudası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam. Takip etsin eşini. Ne? Takip etsin eşini. Seni. Size de yaranılmıyor ha. Kızım yakın olman lazım Ferit'le. 2 metre var aranızda. Sen burada duruyorsun, Ferit burada duruyor. Bu çektiğin fotoğrafla benim ne işime yarayacak Pelin? Ha? Biraz yakın ol demeye geldim. Hiçbir şey çekemedim. Sence Pelin? Bak git, bir temas et, bir dans et, dokun, bir şey yap. O istediğim pozu yakalamam lazım benim. Beni anlıyor musun? Yap şovunu Pelin, büyüle biz, tamam mı? Sendeyiz. Hadi yap, büyüle. Sarıyorsun, ben mi sarıyorum? Ayakta duramıyorsun be. İyi misin? Çok iyiyim. Sen iyi misin? Çok iyiyim. Belli olmuyor mu? Yeter burası. Daha sakin bir yere gidelim istersen. Benim kafamın içi için
Yeterince sessiz burası. Ne? İstemezsem evlenmem. Kime ne ya? Bu kadar basit. Senin düğün davetiyeni mi bekleyeceğim lan ben burada? Bugün değilse de bir gün Ferit. Boşandıktan sonra illaki o davetiye sana gelecek. Şimdiden kendini buna hazır edersen iyi olur. Yok. Ferit de açmıyor. Bir delilik yapıp Kazım Bey'lere gitmemiştir umarım. O ne demekmiş? Pimpon mu oynuyoruz bir o yana bir bu yana? Bitti gitti o iş. Kapandı o konu. İnşallah birkaç gün içinde normal halimize döneceğiz. Hayır, sadece Ferit'e değil. Asıl bize oluyor burada olan. Ferit çıkıyor, eğlenmeye gidiyor. Olayın etkilerini burada yaşayan biziz. Ben de kaç keredir arıyorum babamı ama duymuyor galiba. Allah'ım sen aklımı mukayyet ol, Allah'ım sen aklımı tut. Suç senin. Sen neden bu saatte kocanın dışarıda olmasına engel olamıyorsun? Hadi oğlunu anladık. Kocana da bir dur diyemedin mi? Ferit'e vurunca çok üzüldü. Ferit'in söyledikleri de çok incitti. Çıktı kafasını toplar gelir ne var bunda. Hemen senden mi öğreneceğim ya? Kocama nasıl davranacağımı. Öğrensen keşke. Ama nerede? Alo İfakat, önemli bir şey mi var? Yok. Merak ettik seni. Hepimiz. İyi misin? Dışarıdayım canım, sıkkın gelirim birazdan. İyi peki. Sıkma ama canını. Görüşürüz. En azından şimdi iyi olduğunu biliyoruz. Ben size yüzünüzü göstereceğim oğlum. Ne yapsak, acile falan mı götürsek acaba ya? Yok, bu kafayla orayı da dağıtır. Ben eve götüreceğim. Hayır ya, bu halde eve götürmeyelim. Böyle görmesinler. Ferit. Aslında bir eve girebilse bayılır kalır da. Ya bayılmazsa, bağırıp çağırsa ne yapacağız? Bize götürelim. Uzatmayın ya. O iş olmaz, yok. Uzatmayın.
Tanımadığım yere taklit etmek istemiyorum ben. Tamam, konu kapandı. Bize götürüyoruz. Annemi arıyorum ben. Pelin. Ulan Seyran, ben sana gününü göstereceğim. Sen dur. Ferit. Ne Ferit be? Allah'ın Anteplisi ulan. Allah'ın Anteplisi. Beni de hallere düşürdü, görüyorsun. Tamam be. Oğlum, bir sakin ol ya. Ha güzel, Allah'ın Anteplisi'ni beni düşürdüğü hallere bak. Ferit, öne. Abişim. Kalk. Abi. Abi, teşkilayamıyorum seni abi. Tamam. Teşkolara mı geldik ha? Tamam, hadi geç şunu. Geç şunu da kolunu geçir. Soda var mı? Soda var mı dedim lan? Tamam, içeceğim, kalk. Soda bul bana. Yürü. Efendim Pelin? Ha, anne, evde misin? Evdeyim herhalde. Nerede olacağım kızım? Ben... Ferit'le birlikte geliyorum da haber vermek için aradım. Ne? Nasıl yani? Kendisi mi istedi bunu? Yok, o biraz sarhoş oldu da bu arada Yalda'ya gitmesin diye bize getireyim dedim. Çok iyi düşünmüşsünüz. Aferin kızım sana ya. Bak, iki günde annenden aldığın taktikleri uygulamaya başladım. Ha ama şimdi o beni görürse burada huysuzlanır. Ben bir otele geçiyorum, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ya ev şimdiden gözüme bir başka güzel görünmeye başladı ha dede. Düşünsene dede şimdi şurada. Şöyle çıplak ayaklarıyla sunam dolaşacak. Ayakları da kesin 36,5 numaradır ha. Koş eli. Çıplak ayak yerden soğuk çeker oğlum. Çocuğunuz olmaz sonra. Cahil cahil konuşma anne ya. Hurafe o hurafe. Göreceksin bak. Hem burada böyle yalın ayak dolaşacak... Hem de bir sürü çocuğumuz olacak. Bana bak lan. Düzgün konuş anneyle bundan sonra. Yarın öbür gün karına da ezdirmeye kalkma ha. Tamam. Duydun mu abini? Anan bunca yıl bizim yükümüzü çekti, gık demedi. Eve gelin gelince. O da hanımlarına bilecek. İşi gücü geline bırakıp kontrol edecek. Urfumuzu, adetimizi öğretecek. İnşallah. Çok şükür bugünleri de gösterdi Allah. Hazırlığını yapmaya başla gelin. Yarın hemen nikah işlemlerine başlanacak. Ama önce bizim odamızı hazırla. Tamam mı? En önemlisi o anne. Oda demişken ben şu odadakine bir bakayım nasıl durumu? Çok huysuzlandı yine. Yemeğine bir şeyler koydum da öyle sakinledi. Suna, açın kapıyı. Kitle yine. Babanız terasta. Yemek koyamadım ama kahvesini yaparken bunu hazırladım. Çünkü ben seni bilirim. Sen şimdi Yalı'da bir şey verseler de yememişsindir. Afiyet olsun. Ye sen. Ama çabuk ya kızım şimdi. Ne olur ne olmaz babanın geleceği tutar, görmezsin. Allah'a Ferit'i bildiği gibi yapsın. Her şey onun yüzünden oldu. Başımıza onca şey onun yüzünden geldi. Öyle mi diyorsun anne? Ya ne kızım? Bunca şey başımıza keşke Ferit yüzünden gelseydi. O zaman halledebilirdik. Başka ne yüzünden gelecek ki Seyran? Her şey onun kabahati. Doğup büyüdüğümüz evin kabahati anne. Ferit'in değil. Bizim başımıza ne geliyorsa... ...hepsi o evde yaşadıklarımız yüzünden oluyor. Ve bitmiyor. Bitemiyor.
Huysuzluk etmişsin yine. Yapma bak. Yatıyorsun sonra böyle iki gün, üç gün. Yazık ediyorsun kendine. Zaten böyle böyle soğutmadın beni kendinden. Sonrasında olanlar oldu. Ben baştan söyleyeyim. Sana yeni bir havadisim var. Hazır mısın? Aşık oldum. Ama öyle böyle değil. Çok pis aşık oldum. Korkma. Seni başımdan asla atmam. O gelince belki senin odanın yerini değiştiririz, tamam mı gülüm? Canım benim, nasıl dostlusun? Bu iyi geldi sana demek ki. Hep bundan varsınlar. Şöyle. Az kaldı zaten, gel. Tutun bana. Yapma. İstemiyorum yatakta yatmak. Koltukta yatacağım ben. Koltuğa yatıyorum. Olmaz öyle. Gel, belini tutun. Hadi gel. Bırak. Ferit. Bırak gel, diyorum tamam. Ya. Gel. Doğradın be. Yavaş ver. Gel şöyle. Ayağım. Oğlum. Bak. Ayakkabılarını çıkaralım. Ya bırak diyorum ne? Sana. Niye anlamıyorsun ya? Bıraksana. Allah Allah. Şu. Üstünü çıkarayım böyle hayatıma. Ya bırak diyorum sana. Bırak ya. Aa. Deli mi ne? Git başımdan. Laftan anlamıyor musun? Çıkın. Dur. Seviyorum diyorum. Niye anlamıyorsun ya? Yalnız bırak beni. Laftan anlamazsın ya. Mesaj attım. Neredesin? Şey duymadım. Ferit'i yatırıyordum. Yatırıyordum derken? İşte yattı şimdi o. Yani sızdı herhalde. Ferit madem sızdı, hatırlamayacak. Gidip yanına yatsana. Sabah beraber uyanın. Ne oldu? Nereden bilecek o? Ferit. Ferit, kapı kilitlenmiş galiba. Açar mısın? Ferit, uyanık mısın? Ferit, iyi misin? Sen mi kapattın kapıyı? Antep fıstı. Salak. Salak. Salak Seyran. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi uyuyabiliyor musun sanki yatağında? Bensiz. Ah, niye yaptın bunu bize ya? Neden yaptın bunu bize? Ne gerek vardı be? Of. Ben sana yeni gösteriyorum ama.
Orhan. Ah, çok şükür. İyi misin? İyiyim. Uyumadın mı sen, ne bu halin? Yok. Nasıl uyuyayım, uyku tutmadı. Seni beklerken de sabahın nasıl olduğunu anlamamışım. Beklemeseydin keşke. Orhan. Bu eski sabah eve gelmelerin yine başlamayacak değil mi? Senin bu hesap sormaların başlayacaksa, evet benim de bu eski sabah eve dönmelerim başlayacak. Ferit nerede? Yok. Abinin mesajı atmış. Pelin'de kalmış gece. Bir çocuk orada. Sen böyle. Ne olacak böyle Orhan? Ne olacaksa olacak Gülgün. İstemiyorum artık ne olacak diye düşünmeyi. Hayatım geçti gitti ya. Ne olacak diye düşünmekten. Artık ne olacaksa olacak. Buyurun. Efendim, Seyran Hanım ve Suna Hanım için bunlar. Buyurun, buyurun. Ne kadar da çok şey getirmişsiniz. Daha geride var efendim. Hepsini birden getiremedik. Öyle mi? Geçin, buyurun. Müsaadenizle. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Birkaç kez daha rahatsız etmemiz gerekecek efendim. İzninizle. Tabii. Çok sağ olun. Ne oluyor anne? Ha kızlar, gelin gelin. Vallahi bunların hepsi size gelmiş. Size mi? He. Hatta bakın hediyeler neyin de var. Hediyelere baksın. Allah Allah. Günaydın. Kahvaltı hazır gibi. Aç değilim ya. Leş gibi olmuşum. Bir duş alıp çıkacağım. Tamam, ben ayarladım zaten her şeyini. Bornozun orada, diş fırçan falan da orada. Şampuan. Ne koydum? Gel kızım, gel. Gel, otur. Bak kızım, yüzün eğri. Adamı içinin almadığı belli. Ama bak şu çiçekler, hediyeler. Az aklını kullansan rahat edersin. Seninkinin biraz aklı gıt gibi ha. İki yüzüne gülsen avucunun içine alırsın. Sonra da istediğin gibi evinde hanımlık edersin. Bak kardeşin halına. Ha? Bak önceden yüzüne gül sözlünün. Surat etme. Kafa.
kafanı kullan, kafanı. Bak, bütün bu olanlardan ders çıkar. Oo, ne oluyor? Ha? Ne oluşuyor? Oğlan tarafı göndermiş işte. Oo, hepsini mi? Ha. Vay, 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 vay. Ey, 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 maşallah, maşallah, maşallah. Çayını koyayım mı ağam? Yok, adamda iştah mı bıraktınız? İşlerim var, yoğunum, avukatla konuşacağım. Sen git, bana bir kahve yap. Surata bak. Yakalar dik mi? He. Ay. Vay, vay. Ne güzel ya. Mis gibi kokuyor vallahi. Ben çıkıyorum. Evet. Kahve falan içseydin çıkmadan. Canım istemiyor. Her şey için sağ ol. Şaka mı yapıyorsun? Ferit, biz düşman değiliz. Farkındasın sen değil mi? Bak, ben burada sabahtan beri uğraşıyorum. Bir sürü şey hazırladım. Teşekkür etseydin bari. Ettik ya. Teşekkür işte. Şansını daha fazla zorlama. Ferit, ben... Ne sen? Belo. Ne sen ya? Ne sanıyorsun sen? Sarhoş sarhoş evine geleceğim, seninle birlikte olacağım falan mı düşünüyorsun? Seyran'dan ayrılıp seninle evleneceğim falan mı düşünüyorsun Belo? Hayır, düşünmüyorum böyle bir şey ya. Nereden çıkarıyorsun? E doğru. Bunlar hep benim hayal ürünüm değil mi? Annenle, yengemle yaptıklarınızı ben böyle kafamdan ödürüyorum. Sen beni salak mı sandın Belo? Ferit, öyle bir şey yok. Onlar kendilerince öyle bir şeyler yapıyorlar işte. Sen de benim en masum, en günahsız Pelocuğum olarak bunları hep dışarıdan izliyorsun değil mi? Ferit. Ne Ferit ya? Ne? Yemezler bunları Pelocuğum. Yemezler. Değil, annenle yengem bütün dünya bir araya gelsin. Ben seninle evlenmeyeceğim. Evlenmeyeceğim Pelin. Kapış? Bir düşün artık yakamdan ya. Bir düşün, bir salın beni artık ya. Okey. Hadi afiyet olsun sana. Durum ne? Durum ne? Durum berbat. Ne durumu? Sen beni niye buraya getiriyorsun ya? Sen ısrar ettin oğlum. E o halde eve götürmek fena olacaktı. Ha. Sen de çözüm olarak dedin ki ben dedim Ferit'i Pelin'in evine getireyim dedin yani, öyle mi? E sen de tanımadığım yatakta yatmam dedin. Tutturdun oğlum, ne yapayım? Sen bir şey yapma ya. Sen kafayı yemişsin ha, yemin ederim. Sen git arabanı sür. Hadi. Allah Allah ya. Manyak mısın sen ya? Sen niye beni dinliyorsun ki o kafada? Alo hanım, ne oluyor? Bu hediyeleri niye açmıyor bu kızlar, he? O kıt akıllarıyla bana tepki mi koyuyorlar yoksa? İnsan da hediye düşüneceği hal mi bırakayım da konuşayım? Bu kızlar ne etse kabahat. He, tabi tabi tabi. Kim geldi ya? Hoş gelmişsiniz oğlum. Buyurun, buyurun. Buyurun. Geçin şöyle. Ben öpeyim anneciğim. Tabii artık size anneciğim diyebilirim değil mi? Tabii oğlum, sen nasıl istersen. Kazım amca. La yavrum, hoş gelmişsiniz ha. Hoş gelmişsiniz. Ne ediniz damatlar? Öpeyim amcim. Ver o darol, ver o darol. Ben kızlara haber vereyim. Ha. Haydi siz de içeri geçin. Hala hanım orada zaten. Benim bir acele işim var. Çıkacağım. Sen Abduç olan elini öp. Ben geliyorum, tamam mı? Haydi tamam. Doğru diyorsun. Yazma Abduç. Önemli bir husus var amca. Hayırdır oğlum? Senin bu eski damadın şoförüyle Suna otoparkta konuşurken görünmüşler.
Herhalde Seyran'dan haber falan almaya çalışıyorlar. Yoksa ne işi olursun onunla şoförle? Kazım amca, bak bizim aile böyle konularda hassas. Sen bir kulağımı çekiver kızım. Nasıl olur oğlum? Hı? Bak emin misin? Kazım amca, emin olmasam, üstüne doğrulamasam, teyit etmesem ben sana gelip niye söyleyeyim? Tamam. Tamam oğlum, tamam. Ben zanı münasiple onu uyarırım. Sen merak etme oğlum, merak etme. Aman ha. Çok kalbini kırma. Bizden bilir, baştan gönül koyar sonra. Ne gönül koyması lan? Neden şurada kaç gün kaldı baba evinde? Sen merak etme, ben münasip dille uyarırım. Akşama hallederim bu işi. Benim çıkmam gerek. Avukatla konuşacağım. Bu hepimiz için çok iyi olacak oğlum. İyi olacak. Sen geç. Hoş gelmişsin. E hadi çıkalım artık. Ha? Ben heyecandan ölüyorum ya. Bir an evvel bitirelim şu işi. Ya Ferit, bu sultan meselesini halledebilecek misin? Sen içini ferah tut abi. Boş ver de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Canım, ne yaptığını sanıyorsun sen? Soru sormak yasak demedim mi ben sana? Soru yok artık. Ferit nerede? Ne yapıyor? Kiminle? Ne işle uğraşıyor? Yasak. Hiçbir şeyi soramazsın. Karışamazsın bana. Anladın mı? Pelin ne kadar eline geçtiğini zannediyorsun? Sana ne? Sana ne? Soru yok. Anladın mı? Ferit. Artık şımarık bir çocuk gibi davranmaktan vazgeçer misin lütfen? Bak bu evde kimsenin gözüne bir damla uyku girmedi senin yüzünden dün geceden beri. Ah benim canım annem. Uyuyamadı mı kimse bu gece? Sen kıyamadın mı kimseye? Ha? Seyran'a kıydın ama. Dedem getirdi buraya, hapsetti, gıkını bile çıkarmadın. Lafa gelince. Gelinlerim, gelinlerim demeyi biliyorsun ama. Ne oldu? En kolay sen vazgeçtin be Seyran'dan. Bunu benim dün gece Pelin'de kalan çok zeki oğlum mu söylüyor? Hı. Kendi canın yanıyor diye başkalarının canını yakmaktan vazgeç artık. Sizin canınız yanıyor diye. Siz benim canımı çok yaktınız ama. Onu ne yapacağız? E çabuk unuttuk bunları. Ah, ah. Bazen düşünüyorum da bu çocuk senden değil de başkasındanmış gibi geliyor. İnsan çocuğun huyunu bu kadar bilmez. Ya aslında çıkanı kulağın duysun Nifakat.
hadsizleşme. Hayır, diyorum ki eğer birazcık tanıyor olsan böyle bir günde üstüne gitmezdin. Bak bana. Ben senden daha iyi tanıyorum oğlu şunu demek ki. Hadi kızlar, hayırlısıyla gidin gelin, inşallah işiniz rast gitsin. Hediyeleri, çiçekleri beğendiniz mi? Bir şey söylemediniz. Sağ olun. Açmadık bile. Sebep? Öyle iki çiçek, üç hediyeye bakmayız çünkü biz ablamla. Siz neye bakarsınız? Ben insanların isminden, soy isminden, tipinden etkilenmem. Karakterine bakarım. Sana baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Seyran. Ne var? Siz gidin, geliyoruz biz. Tamam. Bak, ilk tanışmamızda bana gıcık oldun. Hatta rahatsız oldun. Biliyorum, farkındayım. Ama sana maksimum verebileceğim rahatsızlık odur. O da bir defa oldu. Seni görünce oldu. Yani aklım şaştı, ben ne olduğumu şaştım. Seyran, eğer bir hatam olduysa gözümün gördüklerini aklımın idrak edememesindendir. Sadece gözünün gördükleriyle de sınırlı değil idrak edemediklerin. Seyran, için rahat olsun. Bak, tamam, senden etkilendim. Hem de çok etkilendim, doğru. Dedemle babam bir şeyler konuştu, kabul. Ama eğer sen istemezsen olmaz bu iş. Oradan istiyor gibi mi gözüküyorum? Yok, ben binerim. Teşekkür ederim. İşlerimiz bittikten sonra yalımıza da uğrar mıyız? Yalımız derken? Yani o gün tekne gezisinde göstermiştim ya. Dedem bana verecek. Şu an tadilatta ama. Başta bizimkilerin yanında otururuz ama çok uzun sürmez. Sonra kendi yolumuza geçeriz. Sen çok sevinmedin mi yoksa? Hani orası çok büyük diye korkuyor musun? Aman sakın korkma. Yani orayı biz böyle bir sürü hizmetli de alırız. Hiç iş yapmazsın, hiç yorulmazsın. Hatta evin hanımı olduğun için hepsini teker teker sen seçersin. Vallahi bak, bir hayal et. Kendi evin, hizmetlilerin, yalının bahçesinde çocuklarımız. En az 6-7 tane çocuk. Tam senin istediğin gibi. Çok güzel olabilir mi Suna? 36,5. 36,5. Hazır mıyız gençler? Hazırız. Ferit Bey'in ağam seni bekliyor. Ne yapıyorsunuz siz? Benim eve girişimi gizli kameradan falan mı izliyorsunuz? Ne bu ya? Ağam gelir gelmez yanıma uğrasın dediği için kapıdakiler tembihliydi. Süper. Ben de onu görecektim zaten. Buyurun. Gel. Beni hissetmişsin dede.
Neredeydin gece? Eve gelmemişsin. Evet. Çok içtim. Sarhoştum. Eve gelecek halim yoktu. Pelin'de kaldım ben de. Vay. Damarlarımızda hala alkol dolaşıyor anlaşılan. Sabah sabah bu cesaretini neye borçlu olacağız yoksa, değil mi? Ne oldu? Dün karım karım diye inletiyordun ortalığı. Eğer dün geceki eğlencenin o kızı unutmana faydası olacaksa seni bu seferlik affedebilirim. Keşke aynı şeyi ben de söyleyebilsem. Bana yaşattığınız onca şey için ben hiçbirinizi affetmiyorum. Başka bir diyeceğiniz yoksa izninizle. Zeynep Hanım, yani tamam tipi mifi bana benziyor bizim kızın ama yani ahı anası gibi. NATO kafa, NATO mermer. Ahlı kıt ya. Anası gibi ahlı kıt ha. Ama zorla kaçırdılar diyorsunuz. O kadar da şahidiniz var madem. Baskı altında imzalattılar dese bence kurtarabiliriz. Ne bileyim ya, ne bileyim işte ben de yani bu bahaneyle hem bir görüşmüş olak istedim yani. Konuşmuş olak istedim. Hem de avukatla konuşmadan önce dedim hani biz bir istişare edek, durumu değerlendirek istedim ha. Vallahi avukatla da benimle de bu konuları telefonda konuşabilirdiniz Kazım Bey. İtiraf edin, siz de benim arkadaşlığımdan hoşlanıyorsunuz. Yani işte Zeynep Hanımcığım, yani konu çocuklarımız olunca yani evlat ha. Ben de sizin arkadaşlığınızdan çok hoşlanıyorum Kazım Bey. İyi ki karşılaşmışız. Eğer siz olmasaydınız ben İstanbul'da kendimi çok yalnız hissederdim. Yani şu 3-5 görüşmemiz bile bana o kadar iyi geldi ki anlaşıldığımı hissettim. Ya. Şimdi Zerrin Hanım bak, lafımı yanlış anlamayın da vallahi kitap gibi kadınsınız ha. Yani sizi anlamayanın okuma yazması yoktur ya. İlkokul terk. Hadi getir oğlum. Hadi. Buyurun buyurun. Ben bunu ilk kez yiyorum, inanır mısınız? Gerçekten mi? Hı hı. Vallahi mi? Hı hı. Oo, o zaman isabet olmuş ya. Şimdi bak Zerrin Hanım, şunu şöyle bolca bol bol dökeceğiniz bunu böyle. Ya ölmeden bu küt böreğini yemeniz lazım ha Zerrin Hanım. Buyurun lütfen, buyurun. Böyle bol. Haydi. Başlıyorum o zaman. Aa lütfen, lütfen efendim, lütfen. Kazım Bey, bu ne kadar harika bir şeymiş böyle.
Siz bu yaştan sonra beni nasıl lezzetlerle tanıştırıyorsunuz ya? La yorum. Genç, gel hele gel. Bir ıslak peçete, mendil, bir şeyler getir ya. Hemen getiririm efendim. Ah. Ay, berbat oldu gömleğiniz, ceketiniz. Ya bir şey olmaz canım. Şimdi çocuk bir şey getirir, silerik geçer ya. Üzerine alır. Ya ama öyle olmaz. Leke falan kalır sonra. Hem böyle gezmek de size yakışmaz. Ben diyorum ki Kazım Bey, izin verirseniz sizin için size yakışacak birkaç parça bir şey seçeyim. Hem de böyle siz hep aynı şeyleri giyiyorsunuz. Gidelim şöyle şık bir mağazaya. Biraz şımartalım sizi. Ne dersiniz? Olur vallahi. Seve seve. Şımarırık ha. Çocuklar gibi. Genç. Oğlum ıslak mendil dedik lan. Alo. Kanki kusura bakma ya. Arayamadım seni. Tüm gibi olmuşum. Onu fark ettik de sen hala çıkan haberleri pek görmemiş gibisin. Ne haberi? Vallahi şu an bayağı tüm Türkiye gündemindesin oğlum. Dün fotoğraflarımız çekilmiş mekanda. Nasıl ya? Ne ara? Yeni patladı. Ama sağlam patladı yani, öyle diyeyim. Herkes seni konuşuyor. Tamam tamam, konuşuruz sonra, hadi. Her şey tamam. Her şey tamam. Her şeyi hallettik. Şimdi geriye sadece nikah günü almak kaldı. Maşallah, maşallah. Siz artık zaten evli sayılırsınız. Şu ilerideki kafeye geçelim mi? Olur. Olur, geçelim. Ama öncesinde benim Sunay'la ufak bir işim var. Ne işi? Artık biz evli sayılırmışız ya. Yüz görümlü olacağım sen. Yok, tamam. İstemem ben. Gerek yok. Yalnız Saffet bir şeyi kafasına taktın mı vazgeçmez, ben sana söyleyeyim. Asla vazgeçmem. İyi tamam. Ama AVM'nin içindeyiz değil mi? Bir yere gitmiyoruz. Evet evet, ben zaten şurada bir kuyumcu görmüştüm. Oraya gideriz. Tamam. Hadi şuna. Ya ben... Bunu giydim giydim ama yani pek olmamış gibi geldi bana. Kazım Beyciğim, ne kadar yakışmış. Ben eminim kesinlikle bunu alalım. Öyle mi diyiniz? Tabii. Hatta bakın şu gömlekle de çok güzel olur. Denemek ister misiniz? Yani sizin elinizdeyse kesin yakışır ha. Deneyek, deneyek. Hiç mavi giymem ama madem siz istediniz tamam, tamam. Açar sizi. İyi madem, deneyim ha. Gidem gelem. Ceketinizi alayım mı?
Olur. Lütfen. Zahmet olucu ya. Hemen bir yardım edeyim ben de size. Evet, çıkmayacak et. Hmm. Şuradan da. Teşekkür ederim. Gidem gelem. Bunları kaldırabilirsiniz. Teşekkürler. Kazım Bey. Efendim Ceren Hanım. Bakayım nasıl oldu? Ha. Tamam, olmuş. Şimdi şunları da iliklersek. Şunu da iliklersek. Zahmet oldu efendim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Olmuş işte, gayet yakışmış size. Sağ mı ya? Hı hı. Ya bence bu kalsın sizin üstünüzde. Ne dersiniz? Yani şimdi Zerrin Hanımcığım, ben ütüye karşı bir hassasiyeti olan bir insanım. Hani evde ütületsem, bir dahaki buluşmamızda bunu geçsem. Söz mü ama? Söz tabii canım. Sizin elinizdeymiş. Ne demek? Bu böyle değişik oldu. Böyle dik yaka pek bulunmuyor ha. Yakıştı bayağı. Vallahi ben de yakıştı, değil mi? Ben de çok şaşırdım valla. Ya bana sorsalar burada gördüğüme yemin ederdim. Neyi? Ya kuyumcunun. Ama merak etme. Buluruz. Sana söz. Kuyumcudaki en pahalı şeyi alacağım sana. Kahve söyledim. Gerek yoktu, içmeyeceğim ben. Ne konuşacaksın benimle? Bunu, bu tavrını. Seren, neden bana kötü davranıyorsun? Şaka mısın sen ya? Ya daha tanıştığımız ilk gün resmen beni taciz ettin. Yetmedi, ben evli bir kadınken bana talip oldun. Ne bekliyorsun benden? Boynuna falan mı atlayayım senin? Tamam. Tamam, haklısın. Seren bak, ben kızlarla çok sosyal ortamı olan biri değildim. Yani seni rahatsız edebileceğimi düşünemedim. Sadece gözlerine daha yakından bakmak istedim. Bilmiyordum. Neyi? Bu gözleri ömrüm boyunca aklımdan çıkaramayacağım. Çıkarsan iyi edersin o zaman. Geldik. Bir şey mi oldu, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sonra anlatırım. Bugün de böyle işe gitmeyince kendimi tuhaf hissettim ha. Siz
kadınlar ne yapıyorsunuz ya her gün evde öyle? Sıkılmıyor musunuz? Yani ne bileyim, bir insan kursa falan gider yani en kötü. Okul okur. Ne kadar kolay değil mi oradan konuşması? Niye zor ki? Ne oldu? O an yetmedi mi? Barajı geçemedin mi? Süreyi mi yetirmedin? Ne oldu? Göndermemişler lan kızı okula işte. Hangi harfi anlamadın? Ama senin için bizim üniversitenin dekanını arayabilirim. Likya Üniversitesi'ni biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Eğer tercih yapabilseydim orayı da yazacaktım zaten. Tamam. Eğer istiyorsan orayı ararım, konuşuruz. Misafir öğrenci olarak dönemi tamamlarsın. Seneye de girdiğin dersleri saydırırız. İsterim. İstemesine de yani izin verin babam. Bilmiyorum. Sen iste yeter. Gerisi kolay. Dedemle konuşuruz, halleder orası. Sen üzme canım. Zaten çıkan haberlerden sonra sizin boşanma da daha kolay olur. Ne haberi? Kalkalım mı? Evden beklerler zaten bizi. Abidin çocuğum, bak Sultan anlatmıyor. Sen bari bir şey söyle. Ne söyleyeyim abla? Ne demek ne söyleyeyim? Niye saldırdın kadına? Abla uğraşmasana adamla. Anlatmak istemiyor işte. Abla bir yanlış anlaşılma oldu diyelim. Demeyelim çocuğum. Bak seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ama benim mutfağımla bir daha böyle bir şey olursa seni bu mutfağa sokmam ona göre. Tamam. Tamam ablam. Özür dilerim. Tamam. Alo? Alo. Ben Kazım Şanlı. Şimdi hiç kimseye bir şey demeden neredeysen ne yapıyorsan bırakıp bana geleceksin. Tamam. Tamam. Geliyorum. Allah. Ne oldu yine? Kesin. Kesin birine bir şey oldu. Kesin. Vallahi bunlar bu yalının daha iyi günler abla. Ay. Sanki kalbim yerinden fırlayacak. Dayanamıyorum artık. Ne oluyor anne? Ferit babanla konuşacağım. Gelsene. Acil işim var. Konuşuruz sonra. Ferit. Bak baban da dün gece eve gelmedi.
Biliyorum hepimize çok sinirlisin. Belki en çok babana ama. Yani onun da bundan ne kadar çok etkilendiğini bir düşünür müsün lütfen? Bak adam dedene rağmen geceyi dışarıda geçirdi. Anne! İnan bana babam şu an hiç umurumda değil. Hiç. Ne oluyor ya? Sesiniz ta odaya geliyor. Bazı şeylerden hiç akıllanmıyorsunuz. Söyleyeyim mi ne konuştuğumuzu? Annem seni dün gece eve gelmediğinden bahsediyordu. Seni bana şikayet ediyordu. Ben de ona tam anneciğim ben ne yapabilirim diyordum ki sen geldin. Ferit kızma hemen. Söyledim ona. Dedim ki anneciğim dedim ben babalık dersinde zaten kötüyüm. E bir de kocalık dersi verecek halim yok. Sen önce kendi yediğin haltların hesabını vereceksin. Ne oluyor ama? En azından gece birimizin nerede olduğu belliymiş. Değil mi baba? Hadi bay. İyi günler. Hadi abla. Biz de gelseydik şimdi ayıp olmasın? Yok hiç olmaz ayıp merak etme. Sık boğaz etme oğlum kızları. Sabret biraz. Ben şimdi bir daha ne zaman göreceğim şunu ya? Ben de tam sana onu diyecektim. Git dedeyle şu nikah işlerini konuş. Biraz erkene çeksin. Ben buralardayım. Sen gelmiyor musun? Altı attım bekliyorum say. Ya bugün söylediğin hiçbir şey anlamadım ben ya. Okul falan dedin. Ya sen üniversite sınavını bile kazanamadın ki. Barajı geçemedin be. Bir de dekan falan dedin. Ne var lan? Ha? Böyle açık etme yeter. Hadi bas git. Ha. Tamam Seyrancığım sakin ol. Belki de babam gelmiştir. Kolaydı sakin olmak abla. Ya daha 24 saat geçmeden adam kendini gecelere vermiş ya. Ya bir de utanmadan o kızla beraber sarmaş dolaş. Ne diyeyim Seyran ya? Vallahi ne diyeyim ya artık? Bir şey mi oldu anne? Ne oldu? Suna, baban terasta seni bekliyor. Bir yanlarına geç istersen. Ne oldu? Elin körü oldu. El alemi şoförüyle otopark köşelerinde konuşurken görmüşler. Babanın kulağına gitmiş. İçerideler. Abidin Bey babamın yanında mı? Ha. Hadi gel bekletme. Abla tamam. Sakin ol. Tamam mı? Ferit ve beni konuştunuz. Bizim durumumuzu. Bunu da senden Ferit istedi. Tamam mı? Söylenecek başka hiçbir şey yok. Tamam sakin ol lütfen. Tamam mı ablacığım? Tamam hadi. Abi nerede Mustafa? Acil bir şey oldu herhalde. Bir şey demeden çıktı gitti taksiyle. Ama araç hazır buyurun. Tamam sağ ol. Kazım Bey, çağırdınız geldim. Ama daha ne kadar bekleyeceğiz böyle? Ya bir şey dediğiniz de yok. İnsan merak ediyor. Dur hele, dur, dur. Bak kızımla gelmiş. Bir önce gelsin bir hasbihal edek, konuşak. Suna!
Güzel kızım. Gel hele, gel, 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 gel. Kızım, neredeydin bu saatte? Kız dilini mi yuttun? Sadiyim, neredeydin? Kiminleydin, ne ediydin? Bir söyle. Söyle, misafirimiz de duysun hele. İki işlemleri hallettik baba. Öyle mi? Hmm. O işin ıvırı zıvırı da çok olur ha. Böyle kan neyim almalar olur. Halledebildiniz. Hallettik. Hı. Güzel, güzel. Demek ki neymiş? Benim güzel kızım 3-5 güne nikahlanıymış öyleyse ha? Peki kızım. Bana bir söyleyin bayım ya. Otopark köşelerinde siz ikiniz gizli gizli buluşup ne konuşuyorsunuz? Çek la elini! Çek elini! Sen kimsin la? Lan sen benim kızımla denk misin? Kazım Bey biz... Biz kim? Ya siz kimsiniz ha? Yanlış anladınız biz. Seyran Hanım'la Ferit için. La oğlum! Hala bana Seyran'la Ferit diye ya. Seyran'la Ferit ne oğlum? Seyran'la Ferit mi kaldı? Seyran'la Ferit diye bir şey yok oğlum. Yok, yok. Gitti, bitti bu iş ha. Hem bak. Helalem sizi görse ne der ha? Koranların kapı itiyle benim kızımı görse ne der? Kazım Bey. Ayıp oluyor. Ha? Ayıbın bana. Bir de ayıp oluyor değil ha? O şerefsiz patronuna söyle. Bir daha ne seni ne de kızımı aracı tutmasın. Seyran'la o iş gitti bitti ha. Gitti bitti beni evlat katili etmeyin bak. Duydun? Kazım Bey, kusura bakmayın. Benim hatam. Ben de emir kuluyum. Benden dolayı Suna Hanım'ın yanlış anlaşılmasını istemem. Bir daha da olmaz. Aferin. Aferin. Zaten bir daha birbirinizi görmeyeceğiniz için sesimi çıkarmayayım. Şimdi buraya o ayaklarınla nasıl geldiysen öyle de benim evimden git. Esma. Misafir gidi. Uğurla. Fış edin ya. Git. Odanda beni bekle. Haydi. Allah Allah. Lan zorla katil ediciler arkadaş ya. Lan
Lan sen benden habersiz. Babadan, atadan habersiz el alemin adamlarıyla mı görüşün lan sen ha? Kim ulan o? Kim lan o? Kim? Yok baba, arkadaşım. Vallahi arkadaşım sadece. Arkadaşın? Arkadaşın. Lan benim niye arkadaşım yok ha? Benim niye arkadaşım yok? Bu evde sadece senin mi arkadaşın var ha? Nereden buluyunuz bu arkadaşları? Söyleyin biz de edinek. Nereden buluyunuz? Benim niye yok? Var baba. Ben bugün gördüm seni. Neyi gördün baba sen ha? Neyi gördün? Neyi? Sen bana laf mı koyayım ha? Yok. Yok baba, baba Allah aşkına tamam. Özür dilerim, yemin ediyorum, özür dilerim, yemin ediyorum. Vallahi kimseye söylemeyecektim, yemin ediyorum. Sen ömür bile söylemedin. Diyeydin. Hayır diyeydin, diyeydin. Diyeydin de o senin ağzındaki o kiri kör bıçağını ayarlaydım ha. Duydun. Hey, hey ha, bu da sana yeter. Yok ben burada duramam artık böyle. İzin vermeyeceğim ben artık. Dur ona. Kız sen kafayı mı yedin? Neye geleyim, neye koşayım? Senin de canın mı çekti? Yahu dönmeyeyim, dönmeyeyim diyeyim. Elinizi kolunuzu bir kıracağım. Çekil, çekil. Abla, abla iyi misin? İyiyim. Şey mi yaptı kolunu, ne oldu kolunu? Eğili tuttu, ters çevirdi, put etti, çok acıyor. Elleri kırılacak yazdı. Sunam. Kızlar bir merhem vardı hani Seyran'a sürdüğümüz. Ne ettiniz onu? Bitti o anne ya. Seyran, ha? Sen eczaneye git. Böyle ağrıya sürülen merhem, yaraya bereye iyi gelen ne varsa al gel. Hadi kızım. Tamam. Yok yok, olmaz babam kızar, gitme. Gitme. Kızarsa kızsın. Benim de o kadar hükmüm olsun. Hadi kızım sen git. Tamam ben hemen gidip geliyorum. Sunam. Çok acıyor anne. Bak, bakayım bakayım hele. Hadi ya, hadi ya, of. On dakikaya kadar oradayım. Otoparkta ol. On dakikaya kadar oradayım. Otoparkta ol. Ya manyak mı bu adam ya? Alo, inebildin mi Seyran? Ne inmesi Ferit, ne saçmalıyorsun sen ya? Gelemezsin buraya, duydun beni? Gelemezsin. Hemen evden çıkıyorum şu an. Tamam o zaman, nereye gidiyorsan söyle oraya gelin. Hiçbir yere gelme Ferit, tamam mı? Aramadı beni, mesaj da atma, sakın. Seyran, konuşacağız, dinleyeceksin beni. Yoksa yemin ederim eve çıkar orada beklerim seni. Yemin ederim yaparım bunu. İstersen ayrılırız. İstersen biter. Ne yapmak istiyorsan onu yap ama sana yemin ederim o gördüğün fotoğraflar göründüğü gibi değil. Tamam. Ne tamam? Tamam işte Ferit. Okey yani. Okey, duydum dediklerini. Seyran yapma şöyle lütfen ya. Bak ben dün çok kötüydüm. Dağıttım biraz. Çıktım işte. Aynı mekana Pelin de geldi. Gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum. Hatta bir ara bir kavga ettim biriyle falan. Onu bile yarım hatırlıyorum. Ferit. O kadar umurumda değilsin ki şu an. Bak Seyran, dün siz gittikten sonra ortalık karıştı. Gerçekten çok kötü oldum diyorum. Niye anlamıyorsun ya? Sen anlamıyorsun Ferit. Umurumda değil diyorum. Anladın? Umurumda olduğunu çok iyi biliyorum. Of. Bak, bana bak. Ne? Senden saklamayacağım hiçbir şeyi. Ben dün o kafayla eve gidemezdim. Pelin'e gittim. Seyran, bak bana. Ne var ya, ne? Hiçbir şey yaşanmadı. Yemin ederim sana hiçbir şey yaşanmadı.
Öpmedim, dokunmadım, sarılmadım. Seyran, bir bakar mısın ne olur ya? Yapmadım bir şey diyorum sana gerçekten. Tek başıma uyudum. Ya bak o fotoğraflar gerçekten... Ya bana ne Ferit? Bana ne? Bana ne senin hayatından ya? Rahat bıraksana beni artık yeter. Çıkma artık karşıma, girme hayatıma Ferit. Yeter. Niye yapıyorsun bana bunu ya? Niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun bana bunu Ferit? Ha? Ya sana diyorum ki işim var diyorum, gelme buraya diyorum. İnadına geliyorsun. Tehdit ediyorsun bir de beni üstüne. Niye yapıyorsun Ferit? Neden? Kötü olacak çünkü senin için. Çıldırıyorum ya ben ya Seyran. Bu saçmalıklar yüzünden mahvedeceksin hayatını, görmüyor musun ya? Ne yapacaksın Allah aşkına söyle bana, ne yapacaksın? Baban seni o çocuğa mı versin istiyorsun? Daha mı mutlu olacaksın? Abla, kardeş, o iki gerizekalı sapıkla mı evleneceksin? Ya ne evleniriz, evlenmeyiz. Sana ne Ferit? Ha? Bu bizim meselemiz. Bu bizi ilgilendiriyor, seni değil. Sana ne bundan ya? Bitti gitti artık. Sen neden bu gerçekle yüzleşmekten bu kadar korkuyorsun ya? Beni değil Seyran. Seni korkutması lazım. O iki abi kardeş mi mutlu edecek sizi ya? Yapma ne olur Seyran, bak daha kötü olacak her şey. Ne olabilir Ferit? Daha kötü ne olabilir? Tokat mı atacaksın bana yine? Dövecek misin bu sefer beni? Odalarımı kilitleyeceksiniz beni? Okulumdan mı edeceksiniz? Ne yapacaksınız siz bana daha ya? Ya hayatımı mahvettiniz. Benim elimde ne kaldı Ferit? Benim bu hayata tutunacak neyim kaldı? He? O beğenmediğin Tarık var ya. Bugün benim okumamı destekledi. Senin bunca zamandır yapamadığın, hatta engel olduğun şeyi yaptı bugün bana. O benim beğenmediğim Tarıklar. Bir şey yapmaya da mı başlamış senin için? Ha? Ya sen iki günde benim o beğenmediğim Tarık'ı ne ara beğenir oldun be? Ya konu bu mu şu an konu ya? Konu tam da bu. Ne yapıyorsun ya sen? Siz buluşup görüşmeye mi başladınız Seyran? Ne zaman konuştunuz bunu? Ha? Sana ne Ferit? Sana ne artık ya? Sana ne benim özelimden? Ben sana soruyor muyum dün gece ne yaptın? Nerede yattın, nerede uyudun, nerede kalktın diye? Kimin evinde kalktın diye? Ha? Soruyor muyum ben sana bunları? Hı. Ben sana nasıl sormuyorsam özelini, sen de bana soramazsın benim özelimi. Anladın mı? Özelim diyor bir de ya. Seyran bak, bak zorlama beni. Her şeye rağmen burada gelip bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Seninle konuşmaya çalışıyorum. Ama sen zorlamanın da ötesine geçtin artık. Bak Seyran, yapma. Yapma Seyran. Bu sefer ben bir şey yaparsam dönüş olmaz çünkü. Yap. Yap Ferit ya. Yap diyorum sana, yap. Daha ne yapacaksın ki? Daha ne yapabilirsin sen bana? Ha? İlk karşıma çıktığın andan beri sen benim hayatımı mahvettin. Daha ne yapabilirsin sen bana ya? Hı? Bıktım artık. Duyuyor musun? Bıktım. Bıktım senden de, senin tehditlerinden de, yaptıklarından da, her şeyinden de bıktım. Asıl ben senden bıktım be. Sen benim hayatımı mahvediyorsun. Sen, ailen, ablan, hepiniz. Ablamın adını ağzına alacak adam değilsin sen. Tamam mı? Seyran. Ne Seyran? Hı? Ne Seyran? O kız her zaman seni korudu ya. Ya her zaman senin haklı bir tarafını buldu, bana savundu seni. Sen bir kere bile o kızın arkasından iyi konuşmadın Ferit. Bir kez olsun iyi konuşmadın. Neden biliyor musun? Kötüsün çünkü. Sen de ailen de kötüsünüz Ferit. Ha Korhanlar kötü, İhsanlılar iyi. Öyle mi? Ne çabuk vermişsin ya notunu. Helal olsun vallahi. Ne yapıyorsun? Beni o çocukla da kıyaslıyor musun Seyran? Ha? Kıyaslıyorumdur. Belki. Kendi içimde. Hı? Hatta sırf bu yüzden senin yanında değilimdir de buradayımdır. Belki kim bilir. Seyran! Ve... Benim sabrımı zorlama. Delirtme beni Seyran. Ha! Vay, vay,
Vay. Bak sen. Kimler gelmiş kimler? Gel gel. Gel. Ne oldu? Senin o küçük kulakların mı çınladı bakayım? Biz de tam senden bahsediyorduk biliyor musun? Ne yapıyordun orada? Ne bakıyorsun oğlum? Konuşsana. Hop, demek de olmuyor işler. Bizi mi dikizliyordun lan sen karı gibi? Ha? Sana soruyorum oğlum, cevap versene. Konuşsana. Ferit sakın diyorum bak. Sakın. Tamam mı? Bitti yetti artık ya. Konuştuk bitti gitti artık. Hadi git artık lütfen. Seyran. Bak. Dönüşü olmaz bu sefer diyorum. Olmasın diyorum ben de Ferit. Tamam mı? Bitti gitti artık ya. Hadi git artık lütfen. Peki. Öyle olsun. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptım Seyran. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Hani dedin ya bana, Ferit, daha ne yapabilirsin? Ne kadar üzebilirsin diye beni. Yeni başlıyor. Hazır ol acılara. Bugünü, bu otoparkı unutturmayacağım sana. Sana yemin ederim. Bana söylediğin bu lafların hiçbirini unutturmayacağım sana. Hadi görüşürüz. Vardı seni burada? Adamlara güvenemedim olay taze diye. Ama böyle bir şey göreceğimi de hiç tahmin etmiyordum açıkçası. Konuşmak istemiş. Aldı zaten ağzını payını duydun işte sen de. Babanın haberi var mı? Gerek var mı? Bence var. Ha. Babam yukarıda. Hadi git konuş. İstiyorsan yani. Benim işim var.
vazgeçmem her şeyden acı bile bile aldanmam çok yazık oldu seninle geçen zamana en büyük suçtu inanmak yalanlara. Acımasız gerçekler zorladı buna beni. İlk kez yenildim, ilk defa mağlup oldum. Yıkıldım, yoruldum, varlığımla tükendim. Neredesin? Herif, çıkan haberleri yeni gördüm. Gerçekten çok üzgünüm ben. Ne yapacağım? Neredesin dedim. Etiler tarafındayım. Sakin bir yere geç. Konum aç bana. Geliyorum. Ya ben sana kaç kere dedim ha? Kaç kere dedim. Hadi bakalım sen şimdi bu kızı 3 güne evlendir de görelim. Allah vere de bir yerine bir şey olmaya. Ya valla hanım ben ne edeceğim ha? Ne edeceğim bu kızlarla ya? Ya benim kızım kuytu köşelerde elin şoförüyle nasıl gezer ya ha? Nasıl? Ama o Seyran da gelsin ona da hesabını soracağım ha. Benden habersiz nasıl dışarı çıkarmış göstereceğim ona. Ben gönderdim. İlaç merhem alsın diye. O zaman sen de dersini alırsın o gelince. Benden habersiz benim kızımı dışarı çıkarmanın dersini alırsın. Halası. Kazım amca. Geç, 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 geç. Gel. Ne oluyor, gel. Gel. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim.
Seninle konuşmam gereken önemli bir mesele var. Gerizekalı sapıklama evleneceksiniz. Ya ne yapacaksınız? Evleniriz, evlenmeyiz. Sana ne Ferit? Bu bizim meselemiz. Bu bizi ilgilendiriyor. Seni değil. Sana ne bundan ya? Bitti gitti artık. Sana ne bundan ya? Bitti gitti artık. Ferit ne oldu? Bir şey mi oldu? Korkutma beni. Ben istersem her şeyi yaparım Ferit. Dua et ki istemeyeyim. Ben istersem evlenirim, istemezsem evlenmem. Kime ne ya? Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bugün değilse de bir gün Ferit. Evlen benimle. Ne? Benimle evlenir misin? Evet. Yani tabii ki evlenirim.